Değerli izleyenler, iki şekerli bir saate devam ediyor. Konuğumuz İbrahim Yaşa. Bizlerle beraber efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok sakinmişsiniz. Biz böyle bir enerjik geldik ama öyle bir merhabalar dediniz ki programın geri kalanında tamam, ben her şeyi anlatacağım. Çok güzel. Efendim şimdi sizi çok kısacık bekleteceğiz. Çünkü izleyenlerimiz aynı zamanda program içerisinde birçok farklı noktayı merak ediyorlar. Şimdi sizin geldiğinizi gördükten sonra da sosyal medya üzerinden kafalarında oluşturdukları soruları size yönelteceklerdir elbette. Onlara zaman verelim. Bir yandan da merakı giderelim. Acaba yemeğimiz ne durumda? Şimdi Sinem'cim söz sende. Ekmekli harcımı hazırladım. Şu şekilde, şu kıvamda, birazcık ıslak dokuda bir harç elde ettim. O tavuğumun ilk katına koyacağım harcıydı. Kabaklarımı ve havuçlarımı jülyen şeklinde doğradım. İlk başta havuçlarımı haşlayacağım. Birazcık daha uzun süresi olduğu için. Kabaklar hemen haşlanacak. Aslında kabakları suya koyacağım ve çıkaracağım. Çok fazla ezilmesini istemiyorum çünkü bir pişirme işlemine daha gireceği için. Aslında hemen suya sokup çıkaracağım. Havuçlarımı birazcık daha fazla pişireceğim ki pişme dereceleri içinde eşit olsun diye. Havuçlar da yaklaşık 5 dakika haşlanacak. Daha sonra salam kullanacağım. Salamlarımı da aynı şekilde doğrayacağım. Ve üçünü birbirine karıştıracağım. İkinci harç olarak da bunu koyacağım. Ve daha sonra saracağım. Zaten sarma işlemini de tekrar göstereceğim. Pekala. O noktada yine geleceğiz. Şimdi efendim gelelim. Sizin uzmanlığınıza dil ve konuşma bozuklukları. Uzmanısınız. Bize ne diyorsunuz? Çok hızlı konuşuyorsunuz. Sizce diyor bizim durumumuz nedir? İlk başta dil ve konuşma bozukluklarını tanımlamak lazım bu durumda. Hem kafada terimler netleşmesi için. Şimdi dil anne karnından hani 7. aydan itibaren çocuğun çevreden gelen sesleri algılamasıyla oluşturduğu bir sistem. Doğumdan itibaren iletişimle bu sistem pekişiyor. Çeşitli sözcük dağarcığı kazanım süreçleri mevcut. Ardından da bir konuşma prensibi elde ediyor. Yani konuşma dili beyinde olan sistemin bir kanal aracıyla karşı tarafa aktarılması meselesi. Şimdi dil ve konuşma sorunları dediğimiz zaman da ilk çocukluk döneminden başlayıp aslında erişkinliğe, hatta yaşlılık dönemine, geriatri dönemine kadar uzanan çok geniş bir yelpaze var. Bireylerin bir şekilde iletişim kurması için dil ve konuşma becerilerini kullanamıyor olmasını ifade ediyor dil ve konuşma sorunları. Küçük bir çocuğun konuşmamasından tutun da işte 2,5 yaşında şu ara annelerin en sık şikayetleri işte konuşmaya başlamadı, hiçbir şey söylemiyor, söylediklerini anlamıyoruz şeklinde. İşte 70 yaşında bir amcanın ya da teyzenin, işte çok ileri yaş bir yaşlının bir sabah kalkıp inme felç sonrası, kısmi felç sonrası işte konuşmaya dil becerilerinde bir gerilik olması, kendini artık hiç ifade edemiyor olması durumunu bir içerisinde kapsıyor. Bunların hepsi bu dil ve konuşma bozukluklarına dahil. Evet. Peki aslında sizinle buluşma sebebimiz bizim kekeme bozuklukları, kekemelik. Çünkü her yıl 22 Ekim Dünya Kekemelik Günü'ymüş. Evet. Birazcık da aslında bu farkındalığı arttırmak için. Bu dünyada mı böyle bir gün var, Türkiye'de mi var? Şimdi dünyada 22 Ekim, Dünya Kekemelik Günü olarak kutlanıyor. Kekemelik olgusu 4000 yıldır olan bir olgu. Ama son 4 yıldır, 5 yıldır bugün seçildi ve bugüne özel bir şekilde farkındalığı arttırmak üzere çeşitli organizasyonlar, etkinlikler yapılıyor. Türkiye'de de bu farkındalık son 3 yıldır mevcut. Son 3 yıldır var, evet. Güzelmiş. Mesela biz bunun böyle bir gün olduğunu bilmiyorduk ama gerçekten böyle bir günün olması bu kekemeliğe dair bir bilinç oluşturuyor mu? Bir farkındalık yaratıyor mu? Ne yapılıyor böyle bir günün olmasının bu hastalara katkı? Hastalık deniyor mu bir kere? Şimdi bir onu hastalık mı? Ha. Evet, onu da soralım. Bu hastalara, kekemelere bir faydası oluyor mu bugünün? Onu bize anlatın. Bir de bir üçüncü sorum var. Hepsini toplu halde sorayım. Siz istediğinizi seçersiniz içinden. Doğuştan gelen bir şey mi, sonradan olan bir şey mi kekemelik? Onu da çok merak ediyorum ben. Şimdi zihnimizde olan sözcükleri karşı tarafa aktarmak için bir kanal kullanıyoruz. Bu ya işaretler olabilir işte iletişim kurmak için. Ya da işte sözcükler olabilir. Sözcükler eğer ağzımızdan dökülüyorsa konuşma kanalı kullanıyoruz demektir. Evet. Konuşma kanalı da doğru kullanım için belli bir akış hızımız var. İşte sizin kafanızdaki olan sözcükleri söylemeniz için beyniniz bir hesaplama yapıyor ve bu hesaplama sonrası bir hızda ağzımızdan o sözcüklerin dökülmesi söz konusu oluyor. İşte bazı bireylerde bu sözcükler ağızdan dökülmüyor. Dökülmesiyle alakalı, yani akışıyla alakalı sözcüklerin bir sorunu ortaya çıkıyor. İşte ya takılıyor ağızdan, ses çıkmıyormuş gibi, buna blok diyoruz işte, kapı şeklinde. Peki bu noktada şunu merak ediyorum, aslında zihnen her şey yolunda söylerken evet, söyleyemediğini fark ettiği için tekrar mı söylemeye deniyor, yoksa aslında o kısmı nasıl sanki, gerçekleşiyor? Sanki kafada yani? Sözcük var. Ağızdan çıkarken biri o sözcüğü tutuyor.
Yani ve tabii tekrar söyleme ihtiyacı var. Tekrar söylemek istiyor, iletişim kurmak, kurmak istiyor ve heyecan arttıkça evet. Çoğu zaman da ben onu yani... Daha fazla tabii. Evet, kekeme arkadaşlarım olduğu hep onu fark ediyorum. Bir şekilde sakin olmak gerekiyor ama karşıdaki insan için de zor buna alışıp değilseniz. Tabii ki yani. Cümleyi tam anlamak istiyorsunuz, bir işi hızlandıran bir haliniz var ya da o sırada koşuşturuyorsanız bu kekeme olan insanı daha da zor bir durumda bırakıyor. Yani iletişim anksiyetesi artıyor bu sefer. Hı. İletişim anksiyetesine bağlı olarak da ağızdan çıkacak sözcüğü daha kontrollü söylemek isteme çabası daha da fazla takılması neden oluyor. Ha sadece blok şeklinde mi karşımıza çıkıyor? Hayır, bu hece tekrar da olabilir. İşte kapı diyecek, ka 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 kapı diyor. Hı. Ya da uzatıyor da olabilir, kapı şeklinde. Hı. Genellikle 2 ile 5 yaş arasında. Çocukluk döneminde başlangıç gösterir. Şimdi bu ama doğuştan kaynaklı bir şey mi, sonradan mı oluyor? Yani, ne etkiliyor bunu da kekeme oluyor bir çocuk? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani doğuştan olduğunu tam net kestiremiyoruz. Yani çalışmalar var, beyin gelişimiyle alakalı çalışmalar var. İşte konuşma merkezimizin beyindeki sol lobun ilgilendirdi. İşte sağ lobunda bunun tonlaması, vurgusuyla ilgilendi. Hı. İşte bu çocuklarda sağ tarafın daha aktif oldu. Sol taraf işlevini çok bastırdığına yönelik çeşitli çalışmalar var. Ama doğuştan net kaynaklandığı süreçlerle alakalı tam olarak bir bilgi sunamıyoruz insanlara. Şunu söyleyebilirim. Genel olarak literatür 2 ile 5 yaş arasında başlangıç gösterdi. Bana başvuran ailelerde de aynı durum söz konusu. Başlangıç gösteriyor. %70'i kendinden ortadan kalkıyor. Ha, kalkıyor mu? Tedavi edilebilir bir şey. Yani evet. Hiçbir şekilde müdahalemiz olmadan da ortadan kalkan bir ekip var. Hı. Bu %30'luk kısım ise çocukluk dönemi, ardından ergenlik dönemi, erişkinlik dönemine kadar bu durum inatçı kekemelik dediğimiz durum olarak kalıcılaşmaya başlıyor. Kalıcılığını koruyor. Peki bu dönem geçti diyorsunuz ya, mesela belli bir yaştan sonra geçiyor %70'inde dediniz. O tekrar yine böyle bir heyecan durumunda, bir panik durumunda iletişim anksiyetesine dönüyor mu? Yine yaşanıyor mu bu? Eğer birey o sürecin yaşadığı sıkıntılı dönemi, çıkmazı hatırlıyorsa ve buna devamlı geçmişe ket vurma diyoruz bunu gündemine getiriyorsa, yine ilerleyen çok stresli bir hayatı olursa durumun tekrar ortaya çıkması söz konusu olabilir. Pekala, bir şey daha sormak istiyorum. Sonradan oluşması bir travmayla oluşabiliyor mu? Yani şöyle bir hikaye biliyorum ben. Bir çocuk var, ona dadısı bakıyor. Dadısı şiveli, annesi bu durumdan hoşlanmıyor. Çünkü çocuk o şivede konuşmaya başlayınca bir gün öyle bir kızıyor ki çocuk çok korkuyor. Ve ondan sonra hayatında uzun bir süre kekeme olarak devam ediyor. Sonradan böyle bir travmayla yaratılabiliyor mu? Olabiliyor mu bu kekeme? Şimdi bize başvuran ailelerin en sık sorduğu sorulardan biri. İşte köpekten korktu, gece uyuyordu, çok kötü bir rüya gördü. İşte izlediğimiz filmden, diziden etkilendi. Hmm. Sabah işte rüyasında gördüğünü ve artık takılarak konuştuğunu işte gibi şekilde şikayetlerle geliyorlar. Net olarak bir şeye bağlayamıyoruz ama şunu biliyoruz. Ciddi bir travma bu süreçte çocuğun yaşadığı. Bireyde, yani çocukta bu tür bir eğer yatkınlık varsa kekemeliğe yönelik bu durumun oluşması için öncü zemini oluşturuyor. Ama yani siz doğuştan olup olmadığından tıp dünyası henüz net bir bilgi sahibi değil, fakat sonradan olabildiğiyle ilgili net bilgiler var. Yani doğuştan da geliyorsa da 2 ile 5 yaş arası ortaya muhakkak çıkıyor. Ve %70 oranında da iyileşiyor. Evet, kendinden geçiyor. Kendinden geçmeyen ekip ise aslında sıkıntılı olan grup o grup. Çeşitli tetkiklerle beraber artık tedavi sürecini başlatmamız gerekiyor. Çeşitli tedavi opsiyonlarımız var bunun için. Ama Türkiye'de çok daha yeni bir uzmanlık alanı olduğundan dolayı aileler genellikle bize gelmeden çok fazla mağdur olmuş oluyor. İşte 15 günde kekemeliğe son merkezleriyle. Eyvah. O da mı var ya? O da mı var canım? Yani şey diyor, bir tane baba şey diyordu. Yani hocam sizin kliniğinize gelirken metrobüse biniyoruz. Metrobüs güzergahı boyunca en az 10 tane, 15 tane 15 günde kekemeliğe son merkezi tabelası görüyoruz. Yazık ya. Güzergah ve boyunca. Daha da mağdur ediyorlar. Tabii ki. Ben şunu söylüyorum. Bana getirdiğiniz çocuk, atıyorum 15 yaşında, 16 yaşında bir ergen. Ya bu çocuk 3 yaşından itibaren konuştuğunu varsayarsam 13 yıldır kekeme. 13 yıldır kekeme bir insana 15 günde nasıl yardımcı olabilirsiniz ki? Yani bu matematik olarak imkansız. İstediğinizi yapın. Ama tabii biraz suç bizde de. Peki yani. Dolayısıyla anne babalara düşen görev ne burada? Yani ne yapmaları gerekiyor? Çocuklarında böyle bir sorun gördüklerinde ilk yapacakları şey ne olmalı ve evde nasıl davranmalılar? Belki de eğitilmeliler değil mi? Ve ne yapmalılar ki bu sorun olacaksa bile bunu tetiklemesinler veya işte bir şekilde keşke hiç oluşmasa. Şimdi bu 22 Ekim işte bu yüzden çok güzel oldu. Evet. Yani insanların farkındalığı artıyor bir şekilde ve doğru tedavi ve terapi süreçlerinin takibi için doğru uzmanlara gelme, yönelme, doğru uzmanlardan destek alma fikri oluşmaya başlıyor. O yüzden çok güzel oluyor bu etkinlik günü. Çeşitli organizasyonlar da var bunun üzerine yapılan. Üniversiteler işte kongreler düzenliyor, konferanslar düzenliyor.
Şimdi ben bu noktada şunu söyleyebilirim. Eğer çocuğunuzda böyle bir durum ortaya çıktıysa, mesela uyandınız, sabah çocuğunuz takılarak konuşuyor, rüyasını anlatıyor size ve takılmaları gerçekten çok moral bozucu. Çünkü çok sağlıklı konuşma gelişimi olan çocuklarda bir anda ortaya çıktığını aileler genellikle bize belirtiyor. Şunu söylüyorum, 2 hafta bekleyin. 2 hafta boyunca hiçbir şekilde konuşmasında onun bir sorun varmış, çok kaygılanıyormuşsunuz, iletişim kuramıyormuşsunuz, havası oluşturmayın evde. Bekleyin 2 hafta, ardından bu durumun şiddetine bir bakın ve doğru dil ve konuşma bozuklukları uzmanına başvurun. Biz süreci değerlendirelim, en kötü ihtimalle takip edelim diyorum. Şimdi bu bir hastalık mı mevzusunda ise... bunun bir konuşma akıcılığı bozukluğu davranışı olarak ele alıyoruz. Yani aynen yürüme davranışının bozuk olması gibi. İşte ailelere ben şu örneği veriyorum. Kimisi işte sallana sallana yürüyor. Kimisi ayağa takılarak yürüyor. Kimisi dik yürüyor. Kimisi işte biraz daha kambur yürüyor, eğik yürüyor. Bunların hepsi bir motor davranış, yürüme davranış. Kekemelik de böyle. Yani bir, evet, beyinsel olarak bir aktivasyon sorununla alakalı ortaya çıkan bir durum. Ama bir davranış bozukluğu olarak biz ele alıyoruz. Hastalık diyemez miyiz yani? Tam olarak hastalık olarak tanımlamıyoruz. Okay. Bir bozukluk olarak ele alıyoruz. Ve bu bozuk olan davranışın üzerine gidecek çeşitli tedavi yaklaşımlarıyla bu davranışın erken dönemde ortadan kalkması için mücadele ediyoruz. Hı hı. Peki aile içinde aile bireyleri dediğiniz gibi anlayışlı davransa, hiç çaktırmasa, abi iletişimde bir bozukluk yokmuş gibi dediniz ya, sonra gelin gözlemleyelim. Yine de sokakta çocuk çıktığında işte bakkalı çakkalı arkadaşın çevresi bir şekilde çocuklarda bununla dalga geçecekler veya işte çocuğun yüzüne vurulacak bu. Hı hı. Maalesef böyle oluyor, acımasız oluyor biraz. Ya bir kere hani hala dalga geçen var mı bununla var ya? Var tabii, yani çocuk dediğin kadar... dalgalar oluyor biraz yani. Çocuklar evet, çok acımasız. Çok çok yani. Ciddi acımasızlar. ve bu noktada aslında sadece çocukları suç... Kulaklarını çekin hepsinin. Öyle olmuyor şimdi. Yani çocukları suç atmak da tabii biraz tam net çözüm olmuyor. Ben aileden gördükleri bir şey yapıyorlar belki de, değil mi? Yani annelere suç atıyorum ben bu noktada. Evet. Çünkü kekemelik öyküsünde de anne çok obsesifse, çok takıntılıysa, çok titizse, onu oradan al, onu oraya koy, şunu hemen eşyalarını topla. Yani evde böyle bir askeri düzen oluşturulmuşsa, baba çocuğuna yönelik işte çok mükemmelliyetçisi, en iyisinin o olmasını istiyorsa. Çocuk bu hep, tepki mi veriyor böyle? Yani hep en iyi kaygıları, işte hep en mükemmele ulaştırma çabaları çocuğun belki kendiyle olan iletişimin de zedelenmesine ve bu tür bir akıcılık sorunun pekişmesine neden oluyor. Hmm. Zaten bu en mükemmeliyetçi ailelerin çocukları değil midir bu zorbalıkları yapanlar? Hmm. Yani okulda, şurada, burada. Hmm. Yani toleransımız çok düşük insanlara karşı. Herkese aynı tek düze ve tek tipte istiyoruz. Bunu ta çocukluk döneminden itibaren başlıyoruz. İletişim kurma aşamalarındayken bunları onlara öğretiyoruz istemeden. Ya evet, gerçekten öyle. Peki şimdi bu kekemelik eskiye oranla artıyor mu, azalıyor mu? Onu da size sormak istiyorum. Evet, çünkü bir tablet bir şey kullanımı diye bir şey var. Çocukların eline veriyorlar o tabletleri anne babalar. Saatlerce çocuk onunla meşgul oluyor. Onunla yemeğe çıkıyorlar güya. Masada çocuk tabletle oynuyor. Çünkü anne baba orada dedikodu yapıyor arkadaşlarıyla. Çocuğum sen sus, bir dakika bak, bir şey konuşuyoruz büyüklerle diyor. Ben bütün arkadaşlarımda yaşıyorum. Böyle durumlar ne kadar etkiliyor kekemeliği ve de hani ileri, yani daha eski zamanlarda daha mı fazlaydı, tablet arttırdı mı, o konuda bir şey var mı? Ben de merak ediyorum, artış var mı, varsa bunun sebebi sizce ne? Şu an konuşma ve dil bozukluklarına yönelik evet başvuru sayısında ciddi bir artış var. Peki bu bilinçlendiğimiz için mi, yoksa vakaların sayısı arttığı için acaba? Vaka ya da tablet kullandıkları için. Ya da tablet kullandıkları için. Evet, aslında sonuca biz kendimiz ulaşıyoruz bunları sorarken. Değil mi? Vaka sayısında ciddi bir artış söz konusu ve bu artışta da sadece kekemelik için demiyorum. Çocuğum konuşmuyor şikayetiyle başvuran annelerde de. Yoğun bir şekilde teknoloji kullanımı var. Şimdi biz geçen yıl bir çalışma yaptık. Bizim kliniğimize başvuran işte... Çocuğum konuşmuyor şikayetiyle, konuşma gecikmesi şikayetiyle başvuran çocuklara çeşitli testler yapıyoruz. Bu esnada evde teknoloji bağımlılığı kullanımıyla alakalı bir anket düzenletip verdim öğrencilerime. Öğrencilerim aracılığıyla bu aileler bu anketleri doldurdu. Ve de bunu böyle normal ana sınıflarına giden, konuşmasıyla alakalı şikayeti olmayan ailelerin çocuklarına da bu anketi uyguladık. Biri yani normal konuşma gelişimi gösteren çocukların televizyon, tablet ve telefon kullanımlarıyla gecikmiş konuşma şikayetiyle gelen ailelerin tablet, televizyon ve telefon kullanımı oranlarını karşılaştırdığımızda 3,5 kata fazla evde bunlara kullanımın olduğunu gördük. Yani kısacası ucuz bakıcıya çocuğu emanet etmeye başladığımızı gördük. Evet. Yani
Anne evet oturuyor, babayla olan iletişimi var, orada işte arkadaşlar var, çocuğun elinde bir tablet var yani. Her restorana gittiğimizde hafta sonu karşılaştığımız manzara. Vermesek çıldırıyor ama çok ağlıyor, bir de bahane bu evet. Değil mi? Her ya bir de bana şey soruyorlar, biz orada büyük muhabbet yapıyoruz. Çocuk bizim büyük muhabbetini neden dinlesin? Ama çocuk neden o büyük muhabbetin içinde o zaman? Zaten sorun bu. Sen veya çocuk... oradaysa da dinlesin yani, bir iletişim görsün değil mi? Aslında olması gerekmiyor mu? Hayır, anne baba bir şey söyleyecek. Akşam yemeğine 9'dan sonra gittiğim bir yemeğe çocuğun ne işi var mesela? Yani işte evde bırakamadık, onu yapamadık vesaire. Baştan sona yanlış bir sistem ama ben şunu merak ediyorum, hani tablet kullanan çocuk daha çok konuşma zorluğu mu çekiyor, yani konuşmuyor mu, daha mı az konuşuyor, yoksa kekeme mi oluyor? Hani bunun bir şeyi var mı, araştırması? Onun net tanısına gideyim. Kekemelikte tablet kullanımıyla alakalı tam olarak net bir şey söyleyemiyorum. Aha. Sadece şunu söyleyebilirim, çocuğun takılmaları varsa teknolojiyle yoğun bir şekilde haşır neşir olan çocuğun takılma şiddetinde bir artış var. Konuşma sorunları, yani dil bozuklukları diyoruz buna. İşte çocuğun yeteri kadar kelime dağarcığının olmaması. Mesela 2,5 yaşında bir çocuğun yaklaşık olarak 150-200 kelime biliyor, 2 kelimeli cümle kuruyor olması lazım. Ama 2,5 yaşına gelmiş çocuğun sadece anne diyor, baba diyor, belki onu bile demiyor, her şeyi parmakla gösteriyorsa bir sorun vardır. Yani çocuk konuşmuyordur. Yani 2,5 yaşında komşunun çocuğuyla kıyasladığınız an arada bir fark görüyorsanız, sizin çocuğunuzda dil konuşma gelişim basamaklarının takibinde bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir takip edin çocuğunuzu. Bir evet çocuğunuzu bir, ama o bilinçli gözle bakmak, dolayısıyla tabii farkındalık yaratmak lazım. O yüzden İbrahim Bey de şu anda neyse ki buradasınız, biz de merak ettiklerimizi ya soruyoruz. Bir izleyicimizin notu var, onu sorabilir miyim tabii. Araya girip? Lütfen. Şimdi der ki Nuran Hanım, bir örnek vermek istiyorum, çok ilginç geliyor bana. Türk halk müziği sanatçımız Hüseyin Turan kekemedir ama türkü söylerken bu kesinlikle görülmez, duyulmaz. Gayet normal türküsünü söyler. Bunun sebebi ne olabilir? Gerçekten böyle bir durum var. Var, şarkı söylerken söyleyebilenler. Veya başka bir şey yaptığında o kekemeliğin ortadan kalktığı durumlar oluyor. Orada ne oluyor? Şimdi dedim ya, beyinsel bir sorun. Yani evet, sol taraf konuşma merkezlerimizin olduğu taraf, sağ kesin taraf vurgu. İşte bu işin prozodisi, işte tonlaması, vurgusu, melodisiyle ilgilenen taraf. Bir şarkı söyleme esnasında ya da motor bir hareketle, mesela yemek yaparken takılmıyorum diyor. Belki bazı durumlarda da bunu da görebiliyoruz. Ya da kendi oyuncak arabalarını sürerken, bir şey anlatırken takılmıyor. Ama benle göz kontak kurup iletişime geçtiği zaman takılıyor. Peki bu ona iyi gelecek şeyi nasıl buluyorsunuz? Yani o keşfetmiş oluyor mu zaten, ben bunu yaparken olmuyor bende o takılma? Ya bazıları keşfediyor. İşte şarkı söylerken takılmıyorum söyleyen, işte durumu belirten. Onda beynin sağ tarafı şarkı söylerken melodik bir konuşmamız olduğu esnada daha aktif olması gerekiyor sol tarafa göre. Sol tarafı baskıladığı için o andaki o takılmalar ortadan kalkıyor. Yani tamamen bilimsel bir açıklaması var. Ama şarkı söyleme dursun, nasıl söyledin şarkı, güzel mi söyledin dersiniz. Yine olacak. Ah ya. Takılmalar göreceğiz. Peki İbrahim Bey, ben şunu merak ediyorum. Hep konuşuluyor. İşte çocuklarınıza tablet veriyorsunuz da çocuklar efendim öyle oluyor. Ya ne oluyor tablet veriyoruz da? Yani şunu düşünenler de var. Ne güzel, çocuğuma bak ben teknoloji sunmuşum. Bunun içinde oyunlar var bir sürü. Oradan o da kendisine göre bir şeyler yapar, öğrenir. Efendime söyleyeyim, analitik karar verme gelişir falan belki. Yani kendilerince hani yaptıkları bu tabletle veya teknolojiyle alakalı. Ben direkt teknoloji de demek istemiyorum çünkü hayatımızdan atmak mümkün değil. Hatta geleceğimizi kurtaracak şey belki teknoloji olacak ama şu anda akıllı cihaz dediğimiz bu cihazların hayatımıza çok hızlı girmesi ve buna doğan bir neslin yaşadığı bir sorun bu. Böyle düşünen veliler de var. Ne var ben çocuğuma bu imkanı sunmuşsam? Neden onu kekeme yapsın ki, ya da nedir problem? Ben cevabı biraz biliyorum galiba ama siz en doğrusunu vereceksiniz de diyelim. Sizden dinleyelim Yiğit Bey lütfen. Hocam yazıyor burada şimdi, çatır çatır söylerim. Konuşturma beni. Yazacağım andan değil. Bu noktada şöyle bir durum söz konusu. Hani ben konuşma gecikmesiyle alakalı özellikle bir şey söyledim. Konuşma gecikmesinde şöyle bir durum oluyor. Yani iletişim işte verici, alıcı, kullandığım kanal konuşma kanalı ve bir mesaj yolluyorum bu kanalla. Verici yolladı, alıcı mesajı aldı. Bunun için konuşma kanalı ve sizden bir geri dönüt geliyor bana. Çok iyi söylediniz ya da şöyle söylediniz. Bir soruyla bu bir iletişim kanalını biz kullanıyoruz. İletişim, sağlıklı iletişim gelişimi, beynin kurduğu sistem bu. Şimdi siz bu sisteme eline bir tane tablet veriyorsunuz. Çocuk verici mesaj yolluyor dokunarak. Bir oyun oynuyor aslında orada, kavramsal konuşma gelişim yok için. Konuşma hocam, yok. Hocam bu da değil artık, yok. Bu da değil lütfen, böyle böyle. Evet. Ya valla çocuklar böyle böyle yapıyorlar, kafalarına göre sayfa geçiyorlar, çok enteresanlar. Ya küçücük çocuklar yani bile şunu yapmaya tabii başladı artık yani. Bu hareket ya, ben çok şey diyorum, evrim var, evrim devam ediyorsa belki 100 yıl sonra olacak çocukların bu üç parmağının daha büyük olmasını bekliyoruz kullanım için. Bir mesaj yolluyor, mesajı işaretle yolluyor, ondan ona bir geri bildirim var. Görsel olarak. Görsel olarak ya da sesle bir geri bildirim var. Ama sağlıklı bir iletişim kanalı da kullanmıyor. 2,5 yaşında çocuk bunda nasıl geliştirecek kendini? Tabii.
Yani biz tepki duymuyor, duyduğu tepkiyi beyninde yorumlayamıyor. Hep bir görsel bir imajinasyon var ve o görsel işte imajinasyon üzerinden bir çözümleme sürecini takip ediyor. Şimdi bu çocuk yarın bir gün tabii ki duyarlı olmaz. Teknolojik kanalları çok iyi kullanıyor olmasını isteyebiliriz ama bunun da bir sınırı var. Yani bir saat günde telefon, tablet hiçbir sorun oluşturmaz ama 2,5 saatten, 2 saatten fazla kullanmasına müsaade ediyorsanız. Kafasını kaldırmayanlar var hocam yani, hakikaten ebeveynlerde de var bu. Yani çocuğu da zaten sussun diye eski telefonu bir şey neyse ona veriyor. Kendisi telefonu elinden düşürmüyor. Halbuki diyorsunuz ki çocuk konuştuğu zaman o insanın surat ifadesini de görecek. O ifadede belki işte kızgınlığı, sevgiyi, mutluluğu, başka bir şeyleri de yakalayabilir. Bunlara imkanı var ve gelişecektir. Ama sadece bir ekrana bakarak bu mümkün olmuyor demek ki. Yani bir de şey söylemek istiyorum bu noktada. Bir şey çıktı bir ara, böyle işte kendi videolarını çekip oyun oynarken tanıtan insanların internete yüklediği videolar var. Uzun uzun, 2,5 saat, 3 saat. Aa evet. Bir oyunu oynarken kendilerini sisteme yüklüyorlar, çekiyorlar ve bunu sistemden çocuklar gece gündüz bunu izliyor. Uzun uzun bunu izliyor. Şimdi siz benden önce konuştuğunuz konu da bunlarla alakalı. Yani aynı sahneyi farklı bir dizide görüyoruz ve o sahneler, figürler çok benzer, çok yakın ama evet, yine izleyici onu ilk sırada izliyor. Şimdi bu durum ta çocukluktan itibaren böyle. Yani o oyunu o çocuk defalarca oynamış ama farklı bir oynayan, aynı oyunu, çok sıkıcı bir oyunu oynarken kendini çekmiş. Bir ses kaydı var, ifadeleri, tepkileri var abartıyla, çocuk onu izliyor. Yani o oyunu oynamak yerine o oyunun videosunu izlemeyi tercih ediyor. Ya bu durum aynen bizim bu erişkinlikteki durum gibi. Yani bizim onun oyalanacak, onun beynini düşünmeden, çok heyecanlanmadan, yani yorucu izleyici istemiyoruz biz. Hmm. Oyunlarda da böyle. Yorucu oyuncu istemiyor oyunu planlayanlar. Yani olabildiğince stabil kalan, sonunu az çok tahmin eden, senaryoların aşina olunduğu, tanıdık olduğu, işte aşk filmi izlemeye gidiyorsanız bir aşk var. Yani aslında beyni yormuyoruz değil mi? Evet. Yormamak mı istiyoruz? Evet. Yani içimizdeki dürtü o galiba. Bu kötü bir şey mi, ben onu anlayamadım. Yani eğer düşünmekten uzaklaştırıyor sizi. Beyni hiç çalıştırmıyorsun. Galiba kötü bir şey evet, değil mi? Evet, yani sizi düşünmekten uzaklaştırıyor. Strateji oluşturmuyorsunuz izlerken. Bilinçli izleyici olarak izlemiyorsunuz. Olan durumun sonuna yakın benzer çıkarımlarınız var. Aynen o YouTube videolarındaki gibi. Ama onu bu her izliyorlar. Şey için geçerli değil mesela. Mesela bazen şunu yaşıyoruz ya, eve geldin yorgunsun, gün uzun geçti. Yani bir tane aksiyon boş bir film açayım. Hani ne olacağı belli, kötü adamlar, iyi adamlar belli. Ben işte sürekli isimleri veya işte ki oradaki karakterin hayatını öğrenmek zorunda kalmayayım. İşte orada bir rabarba olsun bitsin, ben de zaten televizyon başında sızarım diyen insanlar var mesela, benim tarzım değil ama aranıyor. Yani beynimi yormadan hakikaten izlemek istediğimiz gibi, buna niye ihtiyaç duyuyoruz, beynimizi yormadan bunu yapalıma niye ihtiyaç duyuyoruz? Bir tür zaten çünkü o sırada yorulmuş, sen orada bir şeye ihtiyaç duyuyorsun. Evet, önümde bir görüntü aksın, ben dinleneyim durumu oluyor. Ama genel olarak kafa çalıştırmayıp böyle bir tabii, uyku şeyleri. Rahat izleyici dediğimiz işte profil o. Peki benim bir sorunum var hocam. Hayır, ben çok hızlı konuşuyorum ve kelimeleri yutuyorum mesela. Bu da bir konuşma bozukluğu değil mi? Evet, bu da bir çeşit konuşma bozukluğu. Ne yapmam lazım hocam? Tedaviye ama gel. Bunun bir bozukluk olup olmadığını bir anlamamız lazım. Evet, cidden hızlı. O sizin söylediğiniz o hızlı düşünmek ve dile onu getirmek, çok hızlı konuşup kelimeleri yutma hikayesi. Değil yani, mi? Evet. Aslında beklemediğin değişik bir tipi. Olacağı buydu. Ben sana dedim, biraz daha yavaş dedim. Ben C'ye takıldım. Ben açıkçası bilgisayar oyunu oynayan ve ekranın bir küçük altında bir kenarda o oyunu anlatan ve o anki anlık tepkilerini görebildiğim, takip ettiğim, hem de sıkı takip ettiğim birisi var mesela. Oturuyorum, izliyorum. Bana büyük keyif veriyor, şu sebeple veriyor. O oyunu alacak ve oynayacak vaktim yok hakikaten. Buna vakit ayıramıyorum ama ne kaçırdığımı görmek adına açıp izliyorum. Bir dakika, benim sorunumu şey yapıyordu hocam. Tatlım o düzelmez ya, ama ya. O olacak gibi değil. Hocayı zorda bırakma şimdi. Niye rol çaldın? Ay ben aptal mıyım, onu merak ettim mi çünkü? Sürekli o videolardan izliyorum ben ya. Benim konuşma bozukluğum mu var? Ben aptal mıyım? Burada kendi sorumlu. Rezalete bak ya. Önce ben sordum. Tamam, lütfen buyursunlar. Sizinki bir bozukluk değil. Önce onu söyleyeyim. Çünkü ben sizi anlıyorum konuştuklarınızda. İletişim sorunu oluşturmuyor. Siz kendinizden eğer rahatsız olmaya başlarsanız, işte çok hızlı konuştuğumu düşünüyorum, mesajı karşı tarafı iyi aktaramadığımı düşünüyorum, şikayetiniz olursa, o zaman bir bozukluk olarak değerlendirip sizi birazcık yavaşlatacak çeşitli egzersizler verebiliriz. Okay. Ama şu an izleyiciler sizi takip edebiliyor, dinliyor. Öyle olduğunu umuyoruz biz. Herhangi bir yorum atan yok. bir iki güzel yorum da gelince, evet biz öyle olduğumuz. Hayır, yani bir iletişim, ya beni karşıdakinin anlamaması bunu bir bozukluk klasmanına sokuyor. Evet, öyle aynen bir kriterine öyle sokuyor. Okey. Şimdi beyefendi aptal öğrenebilir. Bu durumda işte benim tanıdığım işinizden şunu yapacaktır. Yani karşımdaki insan beni anlamıyorsa, o zaman bunun problemi, anlayacak seviyeye gelsin, ben öyle konuşayım. Bunu da yapabilir. Peki ya, ben merakımdan sordum. O videoları da işte tabii merakım için izliyorum. Bir yandan da aslında o oyunda oynayan kişinin ne yapmaya çalıştığını veya ne yapacağını ben de kendimce kafa
çalıştırıyorum ama siz ne dediğinizi anladım. Evet, başka sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Çünkü artık şu önemli, hemen şunu hatırlatalım. Bir kere kekeleyen çocuğa müdahale etmemek gerekiyor değil mi? Anne babalara birkaç öneriniz varsa alalım, öyle kapatalım. Tamam. En önemli yapmaları gereken şey çocukla göz kontaklarını sonlandırmasınlar takınırken. Tamam. Anneciğim nefes al, sakin ol. Babacığım bir dur öyle söyle gibi tepkiler vermesinler. Hmm. Olabildiğince çocuğun sözünü, cümlesini tamamlamasını beklesinler. Çok söyleyemediği, sıkıştıklarını düşünüyorlarsa işte dikkatini o an başka bir şeye çekip tekrar o konuya dönmesini sağlayabilirler. Eş zamanlı olarak çocuğun bu iletişim sorunu olduğunu ona devamlı hatırlatmasınlar. Bu sorunla alakalı ciddi bir güçlük yaşadığını düşünüyorsa da biz seni bir uzmana götüreceğiz, işte bir doktor amcaya götüreceğiz, bir doktor abiye götüreceğiz. Hmm. O bunun üzerine bize bir yol haritası çizecek gibi onu rahatlatacak. Okulda yaşadığı sorunları muhakkak eve gelip anlatmalarını istesinler. Öğretmenlerin durum hakkında bilgilendirsinler ki gelen ailelerin çocuklarına ben öğretmenleriyle hepsiyle iletişim kuruyorum. Okulda nasıl davranmaları, ne yapmaları gerektiğini uzun uzun anlatıyorum. En önemlisi bu galiba. O moral motivasyon yani, siz önemli. Siz o kadar anlatacaksınız, sonra gidecek okulda yine aynı cehennemin içine düşecek ve hiçbir manası olmayacak. Peki İbrahim Bey, çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için sayenizde biz de bu kekeme haftasını, dünya gününü daha doğrusu, dünya kekemelik gününü de farkındalık yaratmak için elimizden geleni yaptık. Yapmaya da devam ederiz elbette.